46 kez rakip ceza sahası içerisine girmiş Fenerbahçe. Ben buna katılıyorum. Bunun ne kadarını Serdar'a... Bu sadece Serdar... golcüye bağlanacak bir durum değil. Kesinlikle. Serdar mesela kötü golcü mü? Asla değil. Ama şimdi sana gol lazım olduğu zaman Serdar orada tek bırakıp Valencia'yı oraya atarsan, ya sana gol lazımsan ikisini birden. O üçlü savunmayı bozmamak için her şeyi deniyor. Vazgeç oradan. Yediği gollere bak Fenerbahçe'nin. Olympiakos maçına bakalım. Geçen haftaki Antep maçına bakalım. Bu hafta bakalım. Ya bazı maçlar vardır. Bu kadar dikine 3... Hani biz hep dedik ki Vitor Pereira bundan vazgeçmez. Ama bazı maçlar var adam, vazgeçmen gerekir. Bu Alanya Spor'sa. Alanya Spor ne yaptı? 3 kere şut çekti. 3 tane şut, ikisi gol. Burada gerekirse dörtlü yap. Sen Nazım'ı çıkarıp Gustavo'yu oraya çektiğin zaman değil. Nazım oradayken Gustavo'yu oraya koy. O arka direkte 2 tane adamı boş bırakmazsın bu sefer Serdar. Bunu yap işte ya. Yine üçlük al. Her şeyi geçiyorum. Oyunun belli bölümden de dörtlüye geç ya. Her şeyi geçiyorum. Fenerbahçe ligin bu arada 4'te 1'i bu akşam Fenerbahçe için tamamlanıyor. 10 maç oldu. 10. maç oynadı Fenerbahçe. 10 maç 14 gol. Sizce normal bir istatistik mi? Kesinlikle değil. Ya bu arada Real Madrid'de falan oynamadı Fenerbahçe. Evet, bir tek zorlu maç diyebileceğimiz, yani rakipleri arasında bir tek Trabzon'la oynadı deplasmanda. Onun dışında içeride Alanya, dışarıda Hatay. Normal takımlarla oynadı, yani Süper Lig takımlarıyla oynadı. 10 maç 14 gol. 14 golün 14'ünü arka arkaya getirelim. Birbirine o kadar benzer goller ki. Ya arka direk, ya kaleci Altay'dan dönen top. Ceza sahasında karambol, boşta kalan. Gol 7 değil. Gol attı. Attığı gol sayısı diyorum. 10 maç 14 gol. Az gol. Az tabii ki. Çok az gol. Kaç oyuncunun da gol pozisyonunda olduğu. Şimdi şampiyonluk yarışında 4 büyükler üzerinden gidelim. Trabzonspor'un en etkili oyuncusu. Trabzonspor 20 gol. Hücumcu değil. 7 gol kaç bu arada? Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu bir hücumcu değil. Beşiktaş'ta Batshuayi çok eksiren bir forvet ama Alex Teixeira geliyor 10 numara. Fenerbahçe'de gol olmadığı zaman golcü konuşuluyor. Ama sizin gol atması gereken kanat oyuncularınız da var orada. Bir yerde gol atılmıyorsa, güce de ihtiyacınız var. Bir yerde eğer gol atılmıyorsa ben golcünün arkasındaki sisteme bakarım. Ben santrafordan bahsetmiyorum. Ben düzenden bahsediyorum. İşte oraya geliyorum. Bu düzen oyunun merkezini önden arkaya doğru itiyor. Santraforun arkasına bakarım, kendisine değil. Abi orası değişiyor sürekli. Bir santrafor sıkıntısı oldu mu? Ama bu gene geçen seneki santraforun arkasındaki mekanizma nasıldı, sistem nasıldı, kurgu nasıldı? Bu arada çok net söyleyeyim. Şu anda ki form durumları itibariyle Burak Yılmaz'ı da katıyorum. En iyi Türk santrfor Fenerbahçe'de. Çok net. En iyi Türk santrfor Halil, çünkü bence santrfor değil. En iyi Türk santrfor Fenerbahçe'de şu anda. O zaman onun yanına bir tane, yani gerçekten bu ligde işte geçen sezon Abu Bakar'ı konuştuk. Geçmişte Gomis'i konuştuk. Fenerbahçe'de hala Niang'ı konuşuyor mesela. 10 sene öncesini konuşuyor. Bu ligde seni hedefe taşıyacak oyuncuyu Fenerbahçe yine bulamadı. Bak burada mesela 3 seneye doğru bakalım. Vedat Muriç'in gittiği seneye de bakalım. Vedat Muriç istediği topları bulamıyor. Hep aslında söylediğimiz zaman Serdar'ın dediği yere geliyoruz. 3 senedir Fenerbahçe'nin sıkıntısı golcü. Vedat'ı vermedi ama onu da söyleyeyim. Ya bak şimdi başka bir şey söylüyorum. Fenerbahçe'nin sıkıntısı golcüymüş gibi gözüküyor. Ama 3 senedir bak o eldeki golcüler istedikleri topları alamıyor. 10 haftalık dilimde Samat'ta Valencia varken Valencia, Brescia varsan Brescia, burada Serdar varken. Yanlar sürekli değişiyor. Seni topa taşıyacak. Galatasaray'da ne var? Halil, Cagney, Mustafa Muhammed değil mi? Sezon başından beri. Ama yanlar besliyor. Oraya hangisini koyarsan kor oynuyor. Biraz önce senin az önce ifade ettiğin gibi Halil de tek forvet olarak geçti. O da yapabiliyor. Fenerbahçe'de bu özelliklere sahip oyuncu var. Serdar'ı bugün gördük. Milli takımda golünü attı. Bugün çok gezici bir santrafor özelliği var. Ben Vedat Muriç'e de benzetiyorum. Hava hakimiyetini, o oyuncuyu düşürmesi. Bence çok iyi servis de yapıyor. Bugün tam kötü bir gol kaçırdı. Ya şanssız kaçırır. Bir günü. Ama sıkıntı biz hep Fenerbahçe'nin golcü beğendim oyununu. Abi bazen bir golcü atıyorum 5 gol atar ama o etrafındakiler 15 gol atar toplamda. Şimdi etraftakiler de sürekli değiştiği için onlar da bir düşüş oluyor. En büyük sıkıntı işte bence... Ben sana şunu söyledim bak yayının başında, dedim ki kadroya bakıyorum. Pelkas dışında şapkadan tavşan çıkarabilecek oyuncu yok. Ama Fenerbahçe'nin sadece rakibe alan kapatarak çok iyi kapattık, rakip çıkamadı, şut imkanı vermedik diye bir savunması olmamalı maç sonlarında. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü zaten her takım kusursuz oynasa maçlar 0-0 biter. Bak şimdi burada senin risk alman lazım çünkü sen şampiyonluğa oynuyorsun. 0-0 her maçta, özellikle senin stadındaki maçlarda senin için iyi skor değil. Sen önce riski alıp skoru bozup sonra eğer o skoru elde edebiliyorsan sonrasında Alanyaspor'a şut imkanı tanımayıp maçı kazanmayı denemen lazım. Bence ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bence burada bir strateji hatası var. Maç başlangıçlarının doğru olup olmadığı konusunda tartışılması lazım. Ve şunu da söylüyorum. Oyuncu tipi dedin değil mi? Hangi oyuncularla, oyuncu niteliğiyle alakalıdır bazı şeyler. Fenerbahçe tamam çok iyi oyuncular. Kim de dahil olmak üzere Salahi, Tisserand, hatta Serdar Aziz, hatta Novak da bu sene iyi oynuyor. Çok iyi oyuncular bunlar ama Fenerbahçe 3 tane stoperle oynuyor. Yani bir tane fazla savunmacıyla oynuyor. Ben öyle anlıyorum bu sistemi. Bu sistem sizin risk almak durumunda oldu. Yani maçlar başladı. İlk düdük çaldı 0-0. Fenerbahçe risk almak zorunda. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon eğer kupayı istiyorsa risk almak zorunda. Bu sistem 0-0 oyununa uygun bir sistem değil. O üçlü savunma konusunda şunu soracağım. Belli. Bugün Fenerbahçe'nin sol stoperi Novak'tı. Evet. Novak Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye getiren özelliği neydi? Novak bugün Fenerbahçe forması altındaki ilk asistini yaptı bu arada. Evet. Ha, bir de gol kaçırdı. Yani var elimizde malzeme. Onu anlatmaya çalışıyorum. Daha farklı fayda sağlayabilecek oyuncular var elinizde. Nova sol bek olarak kullanıp önünde Ferdi ile mesela dörtlü bir savunma. Çok daha fazla verim alırsınız. Daha fazla hücum aksiyonlarında görebiliriz. Yani bu sisteme inanıyor olabilir. Bak ben yine eleştirmiyorum. Yine saygı duyuyorum bu tercihe. Ama bir şeyler olmadığı zaman yani 10 maç 14 gol olduğu zaman kafada bazı şeyleri düşünmek lazım. Bu takım çünkü çok yönlü bir takım. Ben çok net söyleyeyim. Mesela Osay Samuel gibi oyuncu da çok az ligde. Çok farklı yetenekleri olan bir oyuncu. Onu da mesela daha farklı kullanabilirsin. O da ama yeteneklerini kaybetmeye başladı. O da işte sürekli savunmanın önünde, O da mesela bazı özelliklerini sahada gösteremiyor. Bu söylediklerinden sonra... Ve Ferdi Kadıoğlu aynı şekilde. Bu senin söylediklerinden sonra her yol Vitor Pereira'ya çekiyor abi. Ben kadroya baktığım zaman bugün Serdar'ın söylediğine %100 katılıyorum. O bazı maçlarda bunu çok söyler. Bazı maçlar öyle kadrolar vardı ki sana kulübeden gelir maç getirir. Hele ki günümüzde Serdar 5 tane oyuncu değişikliğinin olduğu yerde. Evet. 5 oyuncu değişikliğinin olduğu 4 oyuncu değişikliği yapmışsın. Ve oyuncu değişikliklerin kaçta başladın? 71'de 72'de 70'te başladın. Sonra 72, sonra 73, 80. Yani bu 5 oyuncu değişikliği devam ederse zaten yakın zamanda şunu göreceğiz. Hocam beni niye ilk 11'de oynatıyorsun ya? Aynen öyle. Ben çıktığı zaman da 5 oyuncu değişikliği baktığın zaman bazı hocalar için iyi, bazı hocalar için kötü, bazı oyuncular kulübeye bakıyorsun diyorsun ya burada Pelkas var diye. Abi bu 11'i gördükten sonra dedim ki ikinci yarı 45. dakika soyunma odasından iki oyuncu değişikliği bekliyorum ben. Bas bağırdı ilk yarı yani. 71. dakikada girdi. 71. Hı hı. İşte burada 71, 72, 80. 71, 72, 3 oyuncu değişikliği. 80'de Sosa size baktığın zaman. 5. değişikliği hiç yapmamışsın. Var mı? Var elinde adamda. Hani burada 1-1'den sonra, 1-0'dan sonra ya böyle bir kulübe mi daha zengin 11 mi daha zengin dediğimiz yerde hamle yapacağın oyuncun yok. Şimdi geçen haftalara göre Mesut 11 eleştir. Mesut kulübede eleştir. Ama Valencia gibi bir oyuncum var formda. Serdar'a tekrar söylüyorum. Serdar bence son derece başarılı bir maç çıkardı. Golünü de attı. Ben yani özellikle bu topu çok rahat kontrol edip çok rahat servis yapıyor. Benim mesela çok hoşuma gitti o özelliği yani ama bilmiyorum. Meğer mesela niye alındı? Belki sakatlık yaşamasaydı çok daha farklı pozisyonda. Yani ilk maçından sonra sakatlık. Madem ki bu meğer kulübede duracak bir yerli koy buraya. Arda bu hafta yoktu mesela kulübede. Bir var bir yok mesela. Ya, Mert Hakan Yandaş var abi. Mert Hakan Yandaş kulübedeki bir yüz halini gördüm. Yani surat ifadesini gördüm. Hakikaten söyleyeyim sana çok mutsuz bir yüz ifadesi vardı. Ben mesela herkes Mesut Özil'i eleştirirken ben Mesut Özil tribünde hayır mutsuz değil. Oldukça maçı yaşayan birisiydi. Pozisyonlarda ayağa kalkıyordu, oturuyordu. Ama İnsanlar artık mutsuz olmaya başladı. Çünkü bu kadar değiştirirsen 3 hafta önce oynayan Mert Hakan'ın yerine kalkıp orada işte... ben sana son 3 maça bak. Crespo oynadı, Sosa oynadı, Zayt oynadı. Son 3 maçta değişti orası. Her maç değişti. İşte bu kadar değişirse futbolcu da artık o performansından bir şeyler kaybeder. Özgüven kaybını arar. 3. bölgede de biraz oyun ezberi bozuluyor değil mi? Değişmeyen bir şey var. Asıl Fenerbahçe'de... En önemli nokta hücumda bir ezber olması gerekiyor. Fenerbahçe'de değişmeyen tek şey. Sakatlık cezalı olmadığı sürece savunma üçlüsü Altay cezalı olmasaydı. Altay'ı görecektik. Gustavo. Gustavo'yu da bugün aldın. Stopere koydun ya. Nazım değişikten sonra. Bak tekrar söylüyorum. Stopere Gustavo'yu çekersin ama dörtlü savunma yaparsın. Çünkü Antalya artık her şeyi riske almaya başladı. Gelmeye başladı. 80 dakika hiç doğru düzgün bindirme yapmayan Altay. 3 tane şutu olan Alanya'nın 2 golü var. Ya 3 tanesinin 2 tanesi gol yapıyor. Sen 20 tane şut çekiyorsun. Çünkü o üçlü savunma. Bütün rakipler çözmüş. Olympiakos maçındaki goller aynı. Antep maçındaki goller aynı, lig maçlarındaki birbirinin çok aynısı. Şimdi bu arada şunu da söyleyeyim. Yani... Devam edeceğiz ama araya girmem lazım. Çünkü maç sonundaki açıklamalara da bakacağız. Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin özet görüntüsünü de bir kez daha ekranlara getireceğiz. Onları da izleyelim, ardından devam edeceğiz sohbetimize.